Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha rahat bir yaşam sürdürmeleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü'nce 8 Eylül Caddesi'nde çalışmalarına başlanan yağmur suyu hattında borulama işlemi biten bölümlerde asfaltlama uygulamasına da start verildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu şöyle konuştu. MASKİ Su Kanalizasyon İdaresi'nin Doğu Caddesi üzerinde yağmur suları ile ilgili yapmış olduğu yağmur sularının atılması konusundaki altyapı çalışmaları devam etmekte. Bu yapılan çalışmalarla bu bölgedeki Malta Parkı bölgesindeki yağmur suyu birikme sorunu ortadan kalkacak. Bu büyük çalışma esnasında tabii vatandaşlarımızın altyapı çalışmasından dolayı bir takım mağduriyetleri oldu. Doğu Caddesi üzerinde, Doğu Caddemiz Malta Parkı'nın olduğu yerde bir süre trafiğe kapatıldı. Çalışmalar devam ediyor. Bir 10 günlük daha MASKİ'nin çalışması devam edecek orada. 10 gün içinde tamamlanacağını ifade ettiler. Tabii bu çalışmalar tam bitmeden altyapısı borulama kısmı biten yerlerde Fen İşleri Daire Başkanlığımız olarak bugün asfaltlama çalışmalarına başladık. Vatandaşımızın mağduriyetini giderme noktasında aceleci davranıyoruz. Tüm altyapı çalışmalarının bittiği yerleri hepsinin üst yapı çalışmalarını Fen İşleri Daire Başkanlığımız olarak takip ediyoruz ve en kısa sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Ancak vatandaşlarımızdan bizi de anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Çünkü altyapı çalışması vatandaşlarımız da takdir eder ki çalışma şartları ve koşulları gereği vatandaşımızı rahatsız edici boyutta olabiliyor. Tabi bu rahatsızlığın hemen giderilmesi, hemen yapılması, çalışmaların bitene kadar sabır gösterilmesi çok önemli. Bu sabrı gösterdikleri için tüm Manisa halkına teşekkür ediyorum. Tabii bu çalışmaların organizasyonu kolay iş değil. Bu altyapı çalışmalarının ve gerek Gediz AŞ'nin, gerek Aksagaz'ın, gerek Süper Online'ın, gerekse MASKİ'nin yapmış olduğu altyapı çalışmalarının bitiminde tüm yerlerin onların tamirat çalışmaları en kısa sürede yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Ama şunu bilinsin ki tüm yaptığımız çalışmalar hepsi onlar için. Gediz AŞ elektrik şebekesini yenilemek için çalışıyor. Aksagaz herhangi bir mahalleye doğal gaz getirmek için çalışıyor. Süper Online bir telekomünikasyon şirketi olarak evlere alternatif internet ve diğer telekomünikasyon hizmetlerini getirmek için çalışıyor. MASKİ onların da modern şehircilik anlayışı içerisinde kanalizasyon, içme suyu ve yağmur sularının modernizasyonu için çalışıyor. Yani bunların hepsinin çalışması aslında tüm Manisa halkımız için. Çalışmalar esnasında ufak tefek aksaklıklar olabilir ama tüm bu aksaklıklar zaman içerisinde, en kısa süre içerisinde giderilmektedir. Tüm Manisa halkına sevgi ve saygılarımız. Çalışmaların yapıldığı bölgede esnaflık yapan Hasan Şen de yapılan hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Yapılan bu hizmetten dolayı başkana çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar hızlı bir şekilde bizim buradaki mağduriyetimiz giderildi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yani Manisa için güzel yapılan şeyler için de takdir ediyoruz.